İyilerden birazcık şeye geçelim. Hırpalananlara geçelim. Yurt dışı ile başlayalım mı? Evet, Teknoloji direkt teknoloji tarafına geçelim. Direkt teknoloji maalesef son birkaç haftadır bayağı tabiri caizse dayak yiyor açıkçası. tarafı. Evet, 3 aylık bilançolar da çok iyi gelmedi. Böyle hafiften ben duymaya başladım ya, AI mayay dedik ama acaba bu gerçekten para eder bir şey mi diye bir takım böyle endişeler de ortaya çıkmaya başladı. Bakalım neler olacak, hangisiyle başlayalım? Bunlar üç kardeş biliyorsun. AFT, Yay, Guh birbirlerine çok benzeyen fonlar. Bir tanesiyle başlayalım, hangisini açalım? İstiyorsan AFT ile başlayalım. Akportföy teknoloji, Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bunlar artık çok klasik fonlar. AFT, Akportföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse, Yay, Yapı Kredi Portföyün teknoloji yabancı hisse ve Guh da Garanti Portföyün yabancı hisse fonu teknoloji içerisinde. AFT içerisine baktığımızda 20 tane teknoloji hisse senedi var. Yurt dışı hisse senetleri, işte Muhteşem 7 dediğimiz o hisse senetlerinin yanı sıra birkaç tane daha farklı hisse senedini barındırıyor. Birkaç tane Çin menşeili hisse senedi de var. İşte Alibaba, Baidu, Tencent vardı. Şimdi Tencent'i değiştirdi gibi. Dolayısıyla ağırlıklı olarak teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için gayet iyi ve güzel bir içeriğe sahip fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Yay ve Guh birazcık daha çeşitlendirilmiş portföye sahip. Yani AFT'de 20 tane hisse senedi var ve hepsinin ağırlığı %5 civarında. Yani %5,1, %5,0 2 gibi gidiyor böyle hep baktığınızda. Ama yayda birazcık daha çeşitlendirilmiş bir portföy var. O yüzden aslında yani kötü dönemlerde yay biraz daha iyi bir performans gösterebiliyor. İyi dönemlerde AFT daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Guh da benzer, ikisinin arasında baktığımızda ya üçüncü ya ikinci olarak gidiyor. Ama ana yarış AFT ve yay arasında geçtiğini söyleyebiliriz bu noktada. Zaten yatırımcı sayılarına baktığımızda da görüyoruz. Yay'a Yani 157 bin yatırımcı sayısı var. bakalım. AFT'de, yayda da bir o kadar vardır Bu zaten. kadar yokmuş.